İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Haberaks TV ekranlarından sunduğumuz Sağlık Olsun programına hoş geldiniz. Yaz sezonu dolayısıyla programımıza bir süre ara vermiştik. Programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam edecek. Her çarşamba saat 18'de Haberaks TV ekranlarında Medikan Hastanesi değerli hekim arkadaşlarımla birlikte sağlıkta önemli konuları konuşuyor olacağız. Ekranları başında sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Bu hafta baş dönmesi yani vertigoyu konuşacağız. Toplumda çok sık gördüğümüz bir tanı aslında, hastalık demiyoruz. Çünkü altından bazen çok iyi huylu hastalıklar, bazen de çok ciddi hayatı tehdit edecek boyutta olan hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu hafta bu konuda bizi bilgilendirecek olan hekim arkadaşımı şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Samsun Medikana Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı yardımcı doçent doktor Harun Küçük bizlerle olacak. Doktor Bey hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buyurun. Yani bu yılın ilk yayın dönemine beni davet ettiğiniz için Haberaks TV'ye ve size çok teşekkür ediyorum. Nice başarılı yayınlar temennimi, dileğimi sunmak istiyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ederim. Aslında konuşacağımız konu gerçekten çok önemli. Çünkü birçok branşı ilgilendiren bir konu. Polikliniklerimizde çok sık baş dönmesi hastası görüyoruz, muayene ediyoruz. Bazen birbirlerin bölümler arasında hastalarımızı konsülte ediyoruz. Bu hafta vertigoyu konuşurken aslında biraz nörolojiyi de ilgilendirdiği için kararımız ortak sohbetti. Ben de sohbete biraz nöroloji anlamında katılmak isterim. Öncelikle baş dönmesi nedir? Bununla başlayalım. Baş dönmesi kişinin etrafındaki cisimleri veya kendini dönüyormuş gibi hissedip dengesini sağlayamamasıdır diye kısaca tarif edebiliriz. Yani kişi hiçbir şekilde yani uzaydan gelen dokunduğu şeylerde gördüğü hislerin hiçbirisini kontrol edemeyip baktığı cisimlerin hepsinin etrafında döndüğünü hissetmesi, kendi hiçbir şekilde dengesini sağlayamaması ve bu semptomların şiddetine bağlı olarak bulantı kusmanın eşlik etmesi, hiçbir şekilde ayakta duramaması gibi bir şeydir. Klinik antitedir, bir klinik durumdur. Yani kısaca baş dönmesi kişinin etrafındaki veya cisimleri veya kendini dönüyormuş gibi hissedip dengesini sağlayamamasıdır durumu diyebiliriz baş dönmesi için. Evet. Peki baş dönmesi ile gelen hastalarda baş dönmesine eşlik eden başka başka semptomlar var mıdır? Yani baş dönmesi aslında tek başına bir olgu mu? Baş dönmesi aslında tek başına bir olgu değil, bir semptom. Baş dönmesi ile ilgili gelen hastalarda bir, en çok sıklıkla karşılaştığımız bulantı, kusma. Evet. Ondan sonra en sık karşılaştığımız şey bu baş dönmesine sebebiyet verdiği psikolojik semptomlar, psikojenik semptomlar. Kişi kendini öldüğünü zannediyor, ölecekmiş gibi hissediyor, ölüm korkusu ile gelebiliyor. Ondan sonra eğer nörolojik semptomlar eşlik ediyorsa idrar kaçırma gibi, elde kolda uyuşma gibi veya yüzde uyuşma gibi semptomlarla başvurabiliyor. Bazen ani işitme kaybının bir bulgusu olduğu için kişi işitme kaybı ama eş zamanlı baş dönmesi şikayetiyle yakınabiliyor. Ama en sık gördüğümüz semptomu nedir dersek bulantı, kusma ve onunla beraber eşlik ettiği psikojenik semptomlardır diyebilirim. Evet. Peki baş dönmesine sebep olan nedenler nelerdir? Veya hangi hastalıklar baş dönmesine eşlik eder? Dediğimiz gibi hani baş dönmesi bir semptom. Hangi hastalıklara eşlik ettiği için uzunca bir liste sıralayabiliriz. Ama kısaca sıralamak istersek bir, beyin içi hadiselerle ilgili bir problem var mı yok mu? Yani santral vertigo dediğimiz beyin içi hadiseleri ilgilendiren bir patoloji var mı yok mu? İki, kulak kaynaklı baş dönmeleri. Kulak kaynaklı baş dönmelerin oluşabiliyor. Bunların dışında sistemik hastalıklara sekonder oluşmuş baş dönmeler. Nedir bunlar? Diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, hipertiroidi veya hipotiroidi, anemi, bayanlarda özellikle veya diğer erişkinlerin tümünde görülebildiği gibi anemi bunlara sık sebebiyet verebilir. Otoimmün hastalıklarda biz baş dönmesi semptomlarını görebiliyoruz. Bazen bir ilaç toksitesinin bulgusu olabiliyor. Bunların dışında da tamamen psikojenik vertigo dediğimiz, hiçbir sebep bulamadığımız kişinin psikojenik etkenlerinden dolayı, psikolojik problemlerinden veya sıkıntılarından dolayı bunu dışarıya baş dönmesi olarak yansıtması gibi başlıklar altında baş dönmelerini sıralayabiliriz. Evet. Bizim için aslında nörolojide dediğiniz gibi hasta baş dönmesiyle geldiğinde bizi ilgilendiren kısmı daha çok beynin tutan, beyinle ilgili hastalıkların neden olduğu baş dönmeleri. Kişinin mekan içerisinde sabit kalmasını sağlayan bir sistemi var. Bu sistem özellikle gözlerden,
iç kulaktaki denge merkezinden, kas ve tendonlarımızdan bir implus şeklinde beynin içerisine geliyor. Beynin içerisinde yine gözün ve kulağın içerisindeki bazı özel kraniyal sinir dediğimiz çekirdeklere ve beyinde özellikle denge merkezimizi sağlayan serebellum dediğimiz bir yapıda sonlanıyor. Bunlardaki bozukluklar cisimlerin retina üzerinde sabitlenememesi baş dönmesine sebep oluyor. İşte bizi tam ilgilendiren kısmı dediğiniz gibi beyin içerisinde meydana gelen hadiseler. Biz de hastalarda özellikle dediğiniz gibi bulantı kusmayı, baş dönmesiyle beraber bulanık görme, bazen yutma güçlüğü semptomları, kolda bacakta felçler gibi, hatta epileptik nöbetler bile olabilir. Gerçekten bu tabloları görüyoruz. Bizim için, nöroloji için özellikle hangi hastalıklar eşlik ediyor dersek, hangi hastalıklarda daha çok görülüyor dersek, beyin tümörleri, beyin damar problemleri, özellikle vertebrobaziler yetmezlik dediğimiz beyin kanlanmasının, beyne az kan gitmesine sebep olan damarsal problemleri sayabiliriz. B12 eksikliğini çok görüyoruz biz. Dengesizlikle birlikte beraber gidiyor. Bununla beraber özellikle beyin içerisinde plaklarla giden, özellikle genç yaşta gördüğümüz multiple skleroz ve bu gibi, bunun benzeri birçok hastalıkta yine bizde baş dönmesini görüyoruz. Bizim için de çok önemli bir semptom. Çünkü baş dönmesiyle gelen bir hastada bir beyin tümörüne rastlayabiliyorsunuz. Ve biz gerçekten de hastalarımızı yatırarak tedavi etmek durumunda olan ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim için de olayın boyutu böyle. Biraz santral vertigo nöroloji için veya işte periferik vertigo, kulak burun boğazı ilgilendiren kısmını biraz konuşursak, periferik vertigo, santral vertigo nedir? Biz bu iki vertigonun ayrımını nasıl yapalım? Bunları konuşalım biraz. Şimdi periferik vertigo, yani bizi kulak burun boğazı ilgilendiren kısmı, periferik vertigoda ataklar çok şiddetli oluyor. Yani hasta hayatında ilk defa yaşıyor ama unutamayacağı şekilde şiddetli bir atak yaşıyor. Bu atağı yaşadığı sırada sürekli bulantı kusma eşlik ediyor. KBB ilgilendiren periferik vertigolarda nörolojik semptomları, yani kişinin o anki yaşadığı korkuya bağlı olarak bir miktar somatizasyon gibi görsek de çok ciddi nörolojik defisitler biz periferik vertigoda görmüyoruz. İşte görme kaybıydı, ağızda dilde uyuşmaydı, elde kolda uyuşma gibi semptomları falan görmüyoruz. Ama mesela hastanın atıyorum tansiyonu veya diyabeti oluyor. Bu yaşadığı stresten dolayı bunların değişikliklerini falan gözlemleyebiliyoruz. Bulantı kusma çok sık eşlik ediyor. Çok şiddetli atak geçiriyorlar. Nörolojik bulgular dediğim gibi yani biz görmüyoruz. Mesela santral vertigoda hani bildiğiniz gibi daha çok böyle dengesizlik tarzında. Ondan sonra şeyler oluyor. Ama mesela bizim periferik vertigoda baş dönmesi başlıyor. Belli bir atak halinde geliyor, sonlanıyor ve bitiyor. Santral vertigoda ise bu öyle değil. Sürekli arz ediyor. Yani hastanın sürekli arz eden, kesilmeyen bir baş dönmesi şikayeti oluyor. Ha, bunu yapan periferik vertigo nedenleri var mı? Var tabii ki. Evet. İşte vestibüler nörit gibi. Ondan sonra Meniere hastalığının bazen bunları yapabiliyor. Veya kişi bir kulak cerrahisi geçirmiştir. Kulak cerrahisine bağlı olarak bir baş dönmesi yaşıyordur. Veya bir kafa travması geçirmiştir. Kafa travmasına bağlı olarak bu tip semptomları yaşıyordur. Ama kabaca özetlersek KBB ile ilgili yani periferik vertigoda çok şiddetli bir baş dönmesi olur. Genelde hasta bulantı kusma eşlik eder. Bulantı kusma eşlik ettikten sonra hani psikolojik semptomları çok fazladır, çok şeydir. Hasta korktuğu için bunu biraz agreve eder, çok abartır. Ama nörolojik bir defisit gözlemlemeyiz. Ama bir nörolojik defisit gözlemlediğimiz durumda o zaman acaba bir santral bir patoloji var mı yok mu diye o zaman bir nörolojik değerlendirme, bir intrakraniyal değerlendirme gereksinimi doğmakta. Evet. Biraz aslında halk arasında en çok gördüğümüz ya da toplumda en çok sık karşılaştığımız benign pozisyonel vertigo, insanların bu kristal oynaması diyebildikleri tabloyu biraz konuşalım. Benign pozisyonel vertigo nedir? Şimdi şöyle, benign paroksimal pozisyonel vertigo, iç kulakta hemen her iki kulağımızda yarım daire kanalları dediğimiz vücuttan yani periferden gelen uyarıları algılayan bir şey var, bir sistem var. Bu üç boyutlu durduğu için her türlü gelen uyarıya karşı vücutta uzayda başın pozisyonuna göre bir şekil alıyor ve bu aldığı pozisyondaki şekle göre beyne, kaslara, göze, denge merkezine uyarılar gönderiyor. Evet. Bunların içerisinde kanalit dediğimiz küçük hidroksiapatit kristalleri şeklinde yapılar var. Bunların kanal içerisindeki hareketi diğer karşı taraftaki hareketiyle beraber uyumlu ve koordineli olmak zorunda.
bunların karşı yani birbiriyle uyumsuz hareket etmesi durumunda benim paroksizmal pozisyonel vertigo dediğimiz hadise gerçekleşmiş oluyor. Çok şiddetli bir baş dönmesi olur. Ataklar işte saniyeler şeklinde sürer. İşte 5-10 saniye yaklaşık 2 dakikaya kadar falan sürebilir. Çok şiddetli atakları olur ama hasta onu ömrü boyunca unutamaz. Yani evet. O ona bir şey gibi gelir. Evet. Bir daha yaşama korkusu bile. Bir daha yaşama yani onu hasta bunu. Der bitmedi yani. O 20 evet. saniyeydi, 20 dakikaydı. Yani o süreyi anlatamaz, şey yapamaz ama yaşadı. Yani 20 saniye ile 2 dakika arası çok kısa süren bir baş dönmesi yaşıyor. Ama inanılmaz derecede şiddetli bir baş dönmesi yaşıyor. Bulantısı oluyor, kusması oluyor. Bunu bir türlü tarif edemiyorlar. Hatta bazen tanı konmada sıkıntıları oluyor. Acaba midemi mi üşüttüm, başka bir sıkıntı mı vardı, işte beyin tümörüm vardı, o şöyle böyle evet. derken bir sürü bir şeyden o korkuyu yaşayarak geliyorlar. Halbuki şey, bu yarım daire kanallarındaki denge merkezindeki bir uyumsuzluk sonrası oluşmuş bir şey. Baş dönmesi hadisesi ama semptomları çok şiddetli olduğu için kişilerin üzerinde şey bırakıyor. Çok ciddi bir etki bırakıyor. Kısaca benim paroksizmal vertigoyu bu şekilde tarif edebiliriz. Yani hemen hemen her kişi hayatının belli bir döneminde bir defa bunu yaşıyor gibi. Kimisi çok az şey bir çok hafif semptomlarla yaşıyor, kimisi çok şiddetli semptomlarla yaşıyor ama hemen hemen herkes hayatının bir döneminde benim paroksizmal vertigo atağı geçiriyor diyebilirim. Peki özellikle bazı insanlarda işte daha şiddetli veya bazı insanlarda olur, bazılarında olmaz gibi bir ayrımı var mı? Yani yok, bunun öyle belirgin bir şeyi belirgin yok. Bir şey yok. Yani seçiciliği yok. Hiçbir seçiliği yok. Kişi yani hayatın herhangi bir döneminde bunu yaşayabilir. Genellikle tek atak halinde seyreder. Bazen ataklar halinde seyredebilir. Çok nadir olarak, kalıcı olarak yani hiç düzelmeyen benim paroksimal pozisyonel vertigo olguları mevcut mu? Mevcut. Onlar çok nadir olarak görülüyor ama bazen hiçbir şekilde düzelmeyen baş dönmesi hata devamı hatta operasyonlar denge sinirinin kesilmesine kadar gidebilen şiddette bir baş dönmesi hata yaşayabiliyorlar ama bunlar çok şey çok nadir oldular. Bir de benim paroksimal vertigonun bir diğer özelliği kulakla ilgili semptomlar yok. Yani uğultu, çınlama, işitme kaybı, kulakta dolgunluk, basınç hissi, bas hissi. Ha, kişiler bir miktar şeyinden dolayı o yaşadığı anın verdiği bir tetirginlikten, gerginlikten dolayı yani bir kulakta basınç hissi gibi bir şey tarif ediyorlar ama gerçekte bir kulakta bir basınç hissi yok. Otolojik semptomları yok. Sadece baş dönmesi, bulantı kusma ile karakterize bir hadise. Aslında iyi huylu bir tablo i̇yi değil huylu mi? Bir tablo. Yani sonuçta geçeceğine inandığımız iyi huylu bir tablo. İyi huylu bir tablo. Sadece gürültülü başlaması. Sadece biraz insanları tedirgin eden kısmı yani burası. Böyle şey. Yani tablosu sanki böyle yani gerçekten kötü bir tablo. Gerçekten kötü bir tablo. Yani kişi evet. böyle zannediyor ben öldüm, bittim, evet, beyin kanaması evet, geçirdim, evet. beynimde tümör var. Acaba o mu vardı, bu mu vardı? Ölecek miyim, yaşayacak mıyım diye böyle ciddi korkularla, anksiyetelerle geliyor hastalar. Evet, evet. Peki vertigonun tanısını nasıl koyuyoruz? Ya vertigonun tanısında her zamanki gibi ilk önce bir anamnez. Hastanın bir genel tıbbi durumuyla yaşı, cinsiyeti, işte eşlik eden hastalıkları var mı? Olay nasıl başladı? Hastaya onu anlatmasını istiyoruz. Çünkü hastanın o anlattığı yani nasıl başladı, nasıl oldu ile ilgili bize anlattıkları aslında bize büyük bir ipucu veriyor. Hasta neler yaşadığını anlattığı için biz buradan büyük bir ölçüde bunu ayırt ediyoruz. Hani santral vertigo mu, periferik vertigo mu diye bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Hastanın yeterli anamnezini aldıktan sonra ilaç kullanımı öyküsü var mı? Evet. Herhangi bir cerrahi operasyon geçirdi mi? Bilinen bir hastalığı var mı? Aldığı bir kafa travması var mı? Yani yaşadığı psikolojik stres, sıkıntılar var mı yok mu? Bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ikinci yaptığımız aşama periferik vertigoda kulak burun boğaz olarak önce bir kulak muayenesini yapıyoruz. Orta kulakta geçirmiş herhangi bir enfeksiyon var mı? Bir akut otit atağı geçirdi mi? Veya bir ay öncesinden geçirilmiş bir gribal enfeksiyon, bir viral enfeksiyon öyküsü var mı? Vestibüler nöriti ekarte etme açısından. Kulak operasyonu öyküsü var mı? Kronik otit nedeniyle daha önceden ameliyat olmuş mu? Yüz bölgesinde bir uyuşma hissediyor mu? Şıvanlonları ekarte etme açısından. Bu yönden değerlendiriyoruz. Onu yaptıktan sonra hastalarımıza bir rutin odiyometrik inceleme yapıyoruz. Hastaların bazen baş dönmesi o kadar çok şiddetli oluyor ki geçirdiği işitme kaybını, kulakla ilgili semptomları hissetmeyecek kadar şiddetli baş dönmesi hatayı geçirebiliyor. Ondan dolayı bir odiyometrik inceleme yapıyoruz. Çünkü bazen ani işitme kaybının bulgusu
İşitmede azlık değil, çok şiddetli baş dönmesiyle seyredebiliyor. Aynı işitme kaybının olup olmadığını ekart etmek amaçlı bir odyometrik inceleme istiyoruz. İşte odyometrik inceleme sırf aynı işitme kaybı için değil, Meniere gibi, superior semisürküler kanal deisansı gibi, geniş vestibüler okaduktus gibi, iç kulağı ve orta kulağı ilgilendiren patolojilerde de baş dönmesi olduğu için bunları ekart etme amaçlı bir odyometrik inceleme yapıyoruz. Odyometrik inceleme yaptıktan sonra hastada pozisyonel vertigo düşünüyorsak bizim için tanı koydurucu en önemli şey nistagmusu. Yani hastanın gözlerindeki hareketi. Nistagmusu var mı? Nistagmusu varsa ondan sonra hastamızı biz artık direkt bir sedyeye yatırıyoruz. Sedyeye yatırdıktan sonra artık halkımız da bunu biliyor. Bizim manevralarımız var. Tanı koydurucu ve tedavi edici manevralarımız var. Önce tanı koydurucu manevralarımızla hastanın tanısını koymaya çalışıyoruz. Hangi kulakta, hangi yarım daire kanalı etkilendi? Bunlar için gerekli manevralar yaptıktan sonra gözdeki nistagmusa bakıyoruz. Nistagmusa durumuna göre hareket ediyoruz. Nistagmus bizim açımızdan ve sizin açınızdan çok önemli. Evet. Çünkü periferik vertigodaki nistagmuslar yorulur. Evet. Belli bir dönem sonra söner. Rotatuar tarzdadır. Yani göz küresinin biz döndüğünü görürüz. Belli bir saniye, yaklaşık 20-30 saniye nistagmusu görürüz. Ondan sonra o yorulur, biter. Ama santral vertigoda yorulmaz. Nistagmus yorulmaz. Nistagmus yorulmaz. Ve hastanın yönünü başını çevirdiğimiz zaman yön kavramıyla birlikte santral vertigoda hiçbir şekilde nistagmusun tavrı değişmez. Ama etkilenen kanalın durumuna göre nistagmus değişiklik gösterir. Ve o nistagmusun yavaş fazı vardır, hızlı fazı vardır. Ona göre biz patolojinin hangi kanalda, hangi yarım daire kanalında olduğunu tespit edip onu repozisyon yani tekrar yerine döndürme, tekrar aynı eski pozisyonu verme manevralarıyla yaparak manevra ile tedavi ediyoruz. Pozisyonel vertigo aslında ilaçla herhangi bir şekilde düzelen bir tablo değil. Tamamen manevra ile vestibüler egzersizlerle düzelebilen bir hadise. Ama hani hastaların semptomlarını yatıştırmak için, çünkü bazen çok ciddi semptomları oluyor, bulantı kusma gibi semptomları olduğu için onları yatıştırmak amaçlı semptomatik ilaç tedavisine gerek duyduğumuz durumlar oluyor mu? Oluyor ama gerçek tedavisi manevrayla o tekrar kanalitleri yerine oturtmak diyebiliriz. Peki bu tamamen hekimin yapması gereken bir şey değil mi? Hani manevrayı mutlaka hekim kuracak, bakacak, görecek. Hekim bakacak, hekim görecek. O yüzden bir de zamanlaması önemli midir? Yani vertigo hastası her geldiği dönem içerisinde benik pozisyonel vertigo tanısıyla manevrayı istediğimiz zaman yapabilir miyiz? Şöyle bazen hastaların semptomları o kadar çok ciddi oluyor ki yani sedyeye yatırdığımızda biz hastayı sedyeye yatıyoruz ve başını boşta arkaya doğru sarkıtıyoruz ve döndürüyoruz. Biz aslında bu sırada bir tetikliyoruz. Baş dönmesini tetikleyerek bir baş dönmesi oluşturarak kişide hangi kanalda patoloji var onu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu sırada çok ciddi bulantı kusma olması, hastanın bu manevrayı tolere edememesi durumunda kişinin artık semptomlarını biraz yatıştırmak gerekiyor. Semptomlarını yatıştırdıktan sonra vestibüler sistemi baskılayıcı ilaçlarla baş dönme şikayetlerini baskıladıktan sonra hasta biraz rahatladıktan sonra manevrayı yapıyoruz. Ama onun dışında direkt hemen hasta geldi, sedye aldık, tanısını koyduk, düzeltici manevrayı yaptık, hastaya gerekli önerilerimizde bulunuyoruz. Bu önerilerde bulunduktan sonra hasta bir veya iki defa daha tekrarsa için geliyor çoğunlukla. Ama tekrarlanabilir yani. Tekrarlanabilir manevralar uygulanabiliyor ama çoğunlukla tek manevra. Yeterli. Yani tanı hangi kanalda olduğu net bir şekilde konmuşsa tek manevra bile yetiyor. Hatta hastalar şunu bile söylüyor. Manevra yaptıktan yarım saat sonra benim her şeyim bitti, düzeldim. Evet, o kadar ciddi cevap alabiliyoruz. Etkili bir tedavi aslında. Etkili bir tedavi. Kolay ve etkili bir tedavi. İşte bazen multiple kanallar etkilenebiliyor, o durumu karıştırabiliyor. Veya bazen superior semisürküler kanal, üst semisürküler kanal tutulumlarında şeyler karışabiliyor, bulgular karışabiliyor. O zaman tekrarlayan manevralar, modifiye edilmiş manevralar, tekrarlaya yapmak gerekebiliyor. Bazen tanısında sıkıntı yaşadığımız durumlar oluyor. Ama çoğunluğu posterior kanalda olduğu için tanısını çok rahat koyuyoruz. Tanısını koyduktan sonra da manevrayla hastalarımızı tedavi ediyoruz.
İşin nöroloji kısmında tabii ki baş dönmesiyle gelen hasta da dediğiniz gibi biz de anemneze çok önem veriyoruz. Çünkü gerçekten eşlik eden semptomların ne kadar kısmında demin de saydık nörolojik semptomlar var. Muayenesini tamamladıktan sonra hastalarımızın görüntüleme olarak ya da biz de dediğiniz gibi nistagmusa mutlaka bakıyoruz. Bizim için özellikle vertikal nistagmus dediğimiz yukarı ve aşağı doğru göz hareketi çok anlamlıdır. Daha çok semptomların ya da tanının nörolojik kısımda olduğunu işaret eder. Mutlaka bir nörolojik muayeneyi tamamladıktan sonra görüntüleme yapıyoruz. Bir beyin MR'ını veya bir beyin tomografisini, işte kanama düşünüyorsak beyin tomografisini veya nörolojik birçok hastalığı ekart edebilmek için beyin MR'larını çektiriyoruz hastalarımızın. Bazı durumlarda EEG çekmemiz gerekebiliyor. Çünkü baş dönmesiyle gelen epileptik nöbetlerle bile karşılaşabiliyoruz. Bunları ekart ediyoruz. Buna göre eğer herhangi bir şey ciddi bir problemle karşı karşıyaysak hastalarımızı yatırarak tedavilerine başlıyoruz. Peki bu baş dönmesi, benik pozisyonel vertigoyu konuştuk ama başka baş dönmesi özellikle hastalıkları biraz böyle kısa kısa konuşursak neleri söyleyebiliriz? Şimdi kulakla ilgili baktığımız zaman en sık baş dönme sebeplerinden birisi viral enfeksiyonlardan sonra gördüğümüz vestibüler nörit. Evet, çok görüyoruz bunu. Şeye da de değil çok mi? Benziyor. Pozisyonel vertigoya da çok benziyor. Çok benziyor. Bazen gerçekten karıştığı durumlar da oluyor. Orada bizim için en belirgin özellik, yani hasta yaklaşık 20 gün öncesinden, 25 gün öncesinden, bir ay öncesinden geçirdiği bir gripal enfeksiyon, bir viral enfeksiyon, bazen bir viral gastroenterit gibi bir öykü bize sunuyor. Benim paroksismal vertigoyla muayene bulguları örtüşüyor. Bazen yani manevra yaptığımız zaman acaba pozisyonel vertigo mu dediğimiz durumlar da oluyor. Onu sadece şeyden ayırıyoruz. Vestibüler nörit'te semptomlar şeyli. Birkaç gün sürüyor böyle. Yani günlerce süren bir şey oluyor. Baş dönmesi oluyor. Ama pozisyonel vertigo tamam. Bir atak oluyor, bitti. Atak yine geliyor. O arada şeysiz dönem var. İyileşme dönemi diyebileceğimiz. Baş dönmesiz olmadı. Yani hiçbir semptomun olmadığı dönem var. Ama vestibüler nörit de öyle değil. Çünkü sinir kılıfında bir enflamasyon olduğu için ve enflamasyon devam ediyor ve sinir üzerinde sürekli bir uyarı. Verdiği için bu sefer yani semptomlar şey seyrediyor. Kendi günlük pratiğimde en çok o şey, o özelliğinden faydalanarak vestibüler nöriti pozisyonel vertigodan ayırıyorum. Onu çok sık görüyoruz. İkincisi gripal enfeksiyonlardan sonra hastalarda üstaki disfonksiyon oluyor. Orta kulakta sıvı birikmesi, bazen süpüratif otit, bazen enfeksiyon eşlik etmediği serez otit veya efüzyon otit dediğimiz hadiseler olabiliyor. Bunların direkt iç kulakta ki sıvıların basıncını etkilemesi veya enflamasyona bağlı olan toksinlerin iç kulak içerisindeki zarlardan geçerek iç kulakta oluşturduğu uyarılar veya uyarılara bağlı olarak baş dönme semptomlarını görüyoruz. Bu kadar şiddetli mi? Bu kadar şiddetli görülmüyor. Ama hastalar daha çok dengesizlik şikayetiyle başvuruyorlar. Öykülerinde bunlar oluyor. Diğer bir sebep kronik otit. Maalesef çok sık var toplumda kronik otit. Tedavi edilmemiş kronik otit sıklığı çok fazla. Bu kronik otite bağlı olarak orta kulakta ve iç kulakta meydana gelen hadiselerden dolayı kişiler baş dönme şikayetiyle başvuruyorlar. Bazen kolestatom dediğimiz kronik otitlerde hiçbir bulgu vermemiş, çok sinsice ilerleyip direkt hasta baş dönmesi, bulantı, kusma, düzelmeyen baş dönmesi, bulantı, kusma gibi semptomlarla başvurabiliyor. O zaman bir kolestatom, bir baş dönmesinin, yani baş dönmesi var olan bir kolestatomun ilk bulgusu olabilmekte. Geçirilmiş kafa travmaları, kafa travmalarına bağlı olarak temporal kemik dediğimiz kulak kemiğinin içerisindeki oluşmuş kırıklar, eğer bu kırıklar iç kulağı, yarım daire kanalları ve kohlea dediğimiz işitme merkezini etkilemişse buna bağlı olarak baş dönmeleri görebiliyoruz. Diğer bir baş dönme sebebimize baktığımız zaman iç kulak sıvısının orta kulağa doğru fistülü, akması. İç kulak içerisindeki zarlarda, membranlarda bir yırtık oluşması sonrası iç kulak sıvısı sürekli olarak şeye doğru akıyor. Hastada herhangi bir basınç artışı olduğunda, kafa içi basıncın arttığında herhangi bir durumda kafa içi basıncın artmasıyla beraber tetiklenen baş dönmesi şikayeti oluyor. Yani bu tip hastalar mesela en tipik örneği nedir? Yani biraz hafiften bir kabızlık yaşadığımda, hafiften biraz ıkındığımda benim baş dönmesi şikayeti artıyor diye bir bulguyla geliyorlar. O zaman bir fistül var mı yok mu, perilenfatik fistül var mı yok mu açısından bizde uyarıcı oluyor. Gerçi perilenfatik fistülde bir işitme kaybı da eşlik eder. Ama bazen işitme kaybını hasta fark etmeyebilir. İşitme kaybını fark etmediği durumda böyle yani ıkındığım zaman, hafif biraz kabız olduğum zaman
ve ayağı böyle kalktık bir ağır bir şey kaldırdığım zaman, yani kafa içi basıncını arttıracak herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığı zaman kişide bir baş dönmesi hata olabiliyor. Diğer baş dönmesi şeylerinden, en sık nedenlerinden birisi Meniere hastalığı. Evet. Bizim klasik Meniere hastalığımız nedir? İşitme kaybı, kulak doğultu, çınlama ve baş dönmesiyle karakterize bir hastalıktır. Meniere hastalığı nasıl olur? Hasta bir baş dönmesi hatayla. Baş dönmesi hatayla ama eşlik eden şiddetli bir çınlama vardır. Evet. Ve bunun eşlik ettiği bir işitme kaybı vardır. Ve bu işitme kaybıyla gelir, karakterizedir. Baş dönmesi günler sürer. Günler, yani hiç azalma semptomları yavaş yavaş azala azala düzelir. Tedaviyle vestibüler sistemi baskılayıcı tedaviler, diüretik tedavileri, steroid tedavileriyle baş dönmesi kontrol altına alınır. Baş dönmesi şikayeti geriler. Uğultu çınlama şikayeti bir miktar geriler veya gerilemez ama kalıcı bir işitme kaybı bırakır. Her Meniere hatağından sonra şey bırakır. Kalıcı işitme kaybı bırakır. O hastalar için yani her atak geçirmesi şanssız bir durum. Çünkü her baş dönmesi atağını geçiriyor. Uzun süre geçiriyor. Günler boyunca süren bir atak geçiriyor. Ve beraberinde de işitme kaybı yaşıyor. Yani iç kulaktaki o şeyi sağlayan, işitmemizi sağlayan o sıvıların basıncının artışı, orada bir enflamasyonun olmasıyla karakterize bir durumdur. Her zaman Meniere hastalığını dört dörtlük göremeyebiliriz. Meniere benzeri dediğimiz sendromlar var. Bunlar da genelde işitme kaybı Meniere kadar belirgin değildir. Ama kulakta dolgunluk, basınç hissi, bası hissi ve baş dönmesi şikayetleriyle gelen, iç kulağı ilgilendiren baş dönmesi durumları olabilir. Bunlara da Meniere benzeri sendrom dediğimiz bir durum var. Onunla karşılaşabiliriz. Son zamanlarda tanısını yeni koyduğumuz, yeni fark ettiğimiz süperior semisirküler kanal deisansı dediğimiz bir durum var. Bu durumda da üst semisirküler kanalı kemik yapısında bir erozyon var. Orası açıkta. O açıkta olduğu için normalde iç kulak sıvısı var. İç kulak sıvısını saran zar var ve onu etrafında çevreleyen bir kemik dokusu var. Bu kemik dokusunda bir açıklık oluyor. Bu kemik dokusunda açıklık olduğu zaman da iç kulaktaki herhangi bir basınç artışı olduğunda hasta baş dönmesi şikayetiyle geliyor. Yalnız süperior semisirküler kanal deisansının diğer bir özelliği iletim tipi işitme kaybı da yapması. Yani iletim tipi işitme kaybı oluyor ve beraberinde baş dönmesi eşlik edebiliyor. Çok şiddetli olgularda cerrahi olarak semisirküler kanal üzerindeki o kemik defekt kapatılarak bir kıkırdak dokusu veya yapay kemik dokularına benzer dokularla orası kapatılıp hastanın semptomlarının rahatlaması sağlanabiliyor. Kulakla ilgili travmalar çok önemli. Özellikle kafa travmalarından sonra araççı kazalarda veya darbe uğrama veya kavgaya karışma gibi hadiselerde kulak kemiklerinde kırıklar olabiliyor. Kırığın olduğu yere göre semptom veriyor. Bunlar genelde mix kırıklar olduğu için işitme kaybıyla beraber seyreden iç kulak sıvısının orta kulağa doğru akmasına bağlı olarak oluşmuş baş dönmesi şikayetleri. Semptomlar kalıcı da olabilir, semptomlar değil mi? Belki yavaş yavaş sınırlandırıyor kendini ama eğer şey devam kalıcı olursa yani o sıvı akışını, iç kulak sıvısı akışını vücut durdurarak orayı kapatamazsa, orada herhangi bir rejenerasyon olmazsa perilenfazik fistül dediğimiz bir hadise gerçekleşebiliyor. O zaman biz cerrahi olarak o fistülün olduğu yeri kapatmamız gerekiyor ki kişinin baş dönmesi semptomlarını kontrol edebilelim. Evet. Peki biraz tedavisinden bahsettik aslında konuşurken birçoğunun ama böyle bir toparlarsak tedavide neler yapıyoruz? Cerrahiyi hangi hastalarda yapıyoruz? Kısaca da bir tedaviyi gene konuşalım. Şöyle pozisyonel vertigoyu ayrıntılı konuşmuştuk ama tekrar olması açısından hastalarımızı ayrıntılı tekrar bilgilendirme açısından pozisyonel vertigonun tanısını koyduktan sonra tedavimiz manevra. İlaçları sadece hastanın semptomlarını bir miktar daha rahat geçmesini sağlamak ve bu dönemdeki hayat kalitesini arttırmak için ilaçlara başvuruyoruz. Ama esas olarak manevrayı kullanıyoruz. Manevra ile tedavi ediyoruz. Diğer şeylere gelince, kulakla ilgili semptomlara gelince vestibüler nörit'te bekliyoruz. Çünkü kendi kendine geçen sonlanan bir hastalık. Sadece hastanın baş dönmesi semptomlarını baskılıyoruz. Yani Yine semptomatik bir tedavi veriyoruz. Çünkü o kendi kendine toparlıyor, iyileşiyor ve bitiyor. Ama kişi o bir hafta 10 gün kadar bir baş dönmesi hata yaşıyor mu? Yaşıyor. Bazen hayatını böyle yani bunaltıyor, şey yapıyor. Gerçekten hayatı da bölen bir tablo aslında, yani baş dönmesinin kendisi. Sıkıntılı oluyor.
Bazen hatta yani bir hafta kadar hastanede yatırdığımız evet, olgular da oluyor. Otite bağlı bir baş dönmesi ise şey yapıyoruz, antibiyoterapiyle otitini tedavi ediyoruz. Bu arada bir tablodan daha bahsetmek istiyorum. Akut otit sonrası labirentit dediğimiz bir durum var. Hı hı. Orta kulak içerisindeki mikroorganizmaların salgıladığı toksinlerin iç kulak sıvısına geçmesi ve bu toksinlerin iç kulakta bir enfeksiyon oluşturmasıyla beraber çok şiddetli bir baş dönmesi hata oluyor. İşitme kaybıyla seyredebilir, seyretmeyebilir ama çok şiddetli bir baş dönmesi hata oluyor ve günlerce sürüyor. Hı hı. Tedavisinde ise hasta yatışı yapıp beyin omurilik sıvısına geçişi iyi olan bir antibiyotik ile tedavi etmemiz gerekebiliyor. Meniyer hastalığına gelince, meniyer hastalığında atak sırasında ve ataktan sonra diye tedavileri ikiye ayırabiliriz. Atak sırasında baş dönme semptomlarını rahatlatmamız gerekiyor. Yani hastanın bulantı kusmasını rahatlatmamız gerekiyor. Eğer bulantı kusmaya bağlı bir elektrolit imbalansına girmişse bu sefer onun tetiklediği bir baş dönmesi gibi problem oluyor. Sıvı elektrolit dengesizliklerini düzeltmek gerekiyor. Baş dönme şikayetini iyice rahatlatmak gerekiyor. Eğer anksiyetesi çok fazlaysa bazen anksiyolitikler ekleyerek kişinin anksiyetesini yatıştırmak gerekiyor ki baş dönme semptomları rahatlasın. Akut atakta bunları yapıyoruz. Atakların önlenmesi için kullandığımız ajanlar var. En yaygın kullandığımız ajanlar betahistin, diüretiklerden asetazolamid. Bunu çok sık kullanıyoruz. Bunları kullanmamıza rağmen baş dönmesi atağı geçiren olgularda daha önce de bahsettiğim gibi meniyerde işitme kaybı oluyor ve geri dönmüyor. Her atakta da işitme daha kötüye gidiyor. Eğer hastanın işitmesi daha kötüye gitmişse bu sefer daha önceden biz bunları ameliyat ediyorduk. Ameliyatla işte kese, iç kulak kesesinde sıvıyı oluşturan keseyi gevşetici tedaviler. Hiç o da olmazsa denge sinirinin kulağa girdiği yerden kesilmesiyle o kulağın tamamen denge merkezinin iptal edilmesi gibi cerrahiler yapıyorduk. Şimdi o cerrahiler yapmak yerine iç kulağı kimyasal olarak destrükte ediyoruz. Bu için de en sık kullandığımız ototoksik olduğunu bildiğimiz antibiyotiğimiz gentamisin. Kulak zarına bir tüp takıyoruz veya kulak zarına küçük bir iğne ile girip orta kulak boşluğuna gentamisin enjekte ediyoruz. Gentamisin enjekte ederek iç kulağı tamamen harap edip oradan daha bir denge uyarı gelmemesini sağlıyoruz. Tek taraflı denge merkezinin çalışmasıyla vücudun tekrar buna adapte olmasıyla bir tedavi uygulayabiliyoruz. Bazen meniyer hastalarına kulağa herhangi bir semptom olmasa da ventilasyon tüpü takılması semptomların çok hafiflemesine neden olabiliyor. Ventilasyon tüpü takabiliyoruz. Bazen kulak kemiğine mastoidektomi dediğimiz kulak kemiğinin belli bir kısmının alınmasıyla mastoid kemiğin alınmasıyla semptomları rahatlatabiliyoruz. Süperior semisirküler kanal deistansından da bahsettim. Tanısını koyduk. Eğer çok ciddi semptomları varsa cerrahi olarak onu kapatmamız gerekiyor. Perilenfatik füstül olgularında kişiye yatak istirahati veriyoruz. Kafa içi basıncının arttırmasını engelleyecek hareketlerden kaçınmasını sağlıyoruz. Kabızlık varsa o tip semptomları gideriyoruz. Eğer istirahatle kendi kendine kapatırsa problem ortadan kalkmış oluyor. Ama bazen çok dirençli olgularda, çok dirençli füstüllerde cerrahi olarak bizim girip o füstülün olduğu yeri kapatmamız gerekebiliyor. Travmalı olgularda dediğim gibi yine bekliyoruz. Vücudun kendi kendine onarmasını, tekrar vücudun dengesini sağlamasını bekliyoruz. Ama eğer sağlamadığı olgularda füstülden şüpheleniyorsak o zaman cerrahi olarak bunu onarmamız gerekiyor. Kabaca şey olarak bunu söyleyebilirim. Otosiklerozdan da biraz bahsetmek istiyorum. Otosikleroz da hani genelde işitme kaybı, iletim tipi işitme kaybıyla, çınlamayla bazen baş dönmesiyle de başvurabiliyor. Başvurabiliyor. Eğer semptomları çok ciddiyse ve işitme kaybı da varsa otosikleroz da cerrahi olarak düzeltebildiğimiz durumlardan birisi. Otosiklerozda cerrahi olarak tedavi ediyoruz ve semptomların yatışmasını sağlıyoruz. Evet. Biz de özellikle işin santral kısmında gerçekten tanıyı koyduktan sonra tedavi kısmında hastalarımızda
bulduğumuz hastalığa yönelik ilaç tedavisi yatırıyoruz hastalarımızı. Genellikle damar tıkanıklıklarında kan sulandırıcı tedaviler veriyoruz. Eğer bu hastalar genç yaşta, demin bahsettik işte multiple skleroz gibi ciddi demiyelinizan sınıfında sınıflandırdığımız hastalıklarsa, biz de hastalarımıza mutlaka atak tedavisi veriyoruz. 7 gün kadar süreyle kortikosteroid tedavisi veriyoruz ve özel ilaçlar var, sürekli içtikleri, kullandıkları. Bunları başlıyoruz. B12 eksikliği buluyorsak mutlaka B12 tedavisi veriyoruz. Biraz ben de aslında vertiginöz migrenden bahsetmek istiyorum. Bizde migrenle baş dönmesini aslında çok bir arada gördüğümüz tablolar var. Hasta aslında baş ağrısıyla geliyor. Tanı kriterleri migren, şiddetli, işte tek taraflı, zonklayıcı, 4 ila 72 saat süreyle devam eden bir baş ağrısı var. Fiziksel aktiviteyle tetiklendiğini söylüyor ve gerçekten dinlediğimizde, çünkü migrenin bir görüntülemeyle tanı koyabilme şansımız yok. Migrenden ancak hastadan iyi bir anamnez alarak tanı koyabiliyoruz. Migren tanısını koyduğumuzda hasta aynı zamanda eş zamanlı veya belli aralıklarla baş dönmesini, ataklarının da beraberinde olduğunu söylüyor. Bu dönemde eğer hastanın migrenini tedavi etmezsek baş dönmesi geçmiyor. Ancak migreni tedavi edebilir isek baş dönmesinin de rahatladığını görüyoruz. Tamamen migrenin kendi yarattığı patogenetik tablo içerisinde kulak sinirinin de burada tutulması migren ataklarına vertigoyu da beraberinde ekliyor. Eğer gerçekten bir epileptik nöbet olduğunu düşünüyorsak, çektiğimiz EEG'de bozukluk olduğunu düşünüp herhangi bir tanısal testle hastalarımızda başka bir neden göremiyorsak baş dönmesi için, biz de antiepileptik tedavi başlıyoruz. Hastalarımızı sıkı takibe alıyoruz. Nörolojik açıdan da aslında tedavisi işin böyle. Bir de baş dönmesine karşı bir önlem almalı mıyız? Yani baş dönmesi yaşamayalım diye özellikle dikkat etmemiz gereken, özellikle yapmamız gereken bir şey var mıdır? Yani öyle bildiğimiz bir şey yok. Yani hani kişi hani travmadan falan şeyden illaki kaçınacak. Çünkü bir alacağımız şeyler bunları tetikliyor. Ama hani bu önlem olarak ne yapılabilir? Mesela toplumumuzda B12 eksikliği çok sık görülüyor. Evet. Yani kişilerin bir B12 seviyesine baktırmasını öneririm. Yani hem sizin de alanınıza girdiği için hem unutkanlık hem baş dönmesi, dengesizlik şikayetleri gerçekten çok başlıyor. Denge bozukluğu çok yapıyor. Bir de aynı zamanda baş dönmesi dışında denge bozukluğuyla geliyor daha çok hastalar. Daha sonra mesela pozisyonel vertigo ile ilgili aşırı kahve içiminin tetiklediğini, pozisyonel vertigoyu tetiklediğini, atakları tetiklediğini söyleyenler de var. Aksi görüş bildirenler de var. O konuda hani kahveyle ilgili henüz tam falan net yok. Ama günlük pratiğimde ben yani pozisyonel vertigo ile gelen hastalara kahveyi yasaklıyor muyum? Yasaklıyorum. Çünkü yasakladığım zaman semptomların daha erken rahatladığını, daha erken toparladığını gözlemliyorum. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Vestibüler migren. Bu hastaların büyük bir kısmı aslında pozisyonel vertigo diye şey almış hastalar. Evet, evet. Manevrada da pozitif bir bulgusu yok ama işte sen de hani pozisyonel vertigo olabilir, sen pozisyonel vertigosun denmiş kişiler. Ama ayrıntılı sorulduğunda yani kişi o arada şeyi yaşıyor. Baş ağrıları var. O arada baş dönmesini de yaşıyor. Bazen çok şiddetli yaşıyor. Çok şiddetli yaşıyor, pozisyonel vertigoya da benziyor mu? Benziyor. Bazen gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Ve semptom olarak da baş ağrısının önüne geçiyor. Çünkü onu o kadar çok rahatsız eden bir şey ki sanki öncelikli planda hep anlattığı şikayet baş dönmesi gibi oluyor. O yüzden hekimin burada aldığı anamnez, hastanın bize verdiği bilgi, daha doğrusu bu bütün baş ağrısı hastaları için aynı. Hastanın bize verdiği anamnez burada gerçekten çok önemli. Onu orada gerçekten atlamamak gerekiyor baş ağrısını. Özellikle genç hastalarda da yani tedavi etmeye çalıştım. Manevrayla, medikal tedaviyle yani semptomlarını yatıştırarak tedavi edip de semptomları düzelmeyen hastalarda rutin bir nörolojik değerlendirme istiyorum. Çünkü gerçekten altta yatan bir MS'in şeyi olabiliyor. Evet. Bu şekilde tanı konulan çok hastamız da oluyor böyle yani hasta mesela sürekli genç bir genç hasta. Baş dönmesi hata geçiriyor, işte görme kaybıyla ilgili şikayetleri var, hepsi birbirine karışmış. Tam klinik tablo oturmamış ama hasta MS. MS ile ilgili şeyler olabiliyor. Bazen vasküler anomaller de baş dönmesine neden olabiliyor. Özellikle vasküler loop sendromu dediğimiz beyin içerisindeki vasküler yapının denge sinirine yakın seyredip her pulsasyonda denge sinirine uyarı oluşturması buna bağlı olarak oluşmuş baş dönmesi atakları oluşabiliyor.
Eğer semptomlar çok şiddetli ise denge siniriyle o damarın arasına cerrahi olarak bir teflon plak yerleştiriliyor. O sinirle damarın birbirine teması engellenmiş olup böylece baş dönmesi semptomlar rahatlayabiliyor. Bu tedaviye çok dirençli olgularda uygulanan bir yöntem. Genellikle medikal olarak arter basıncını, kan basıncını düşürücü tedavilerle de onu tedavi ediyoruz. Böyle aklımıza geldikçe böyle sırasında unuttuğumuz antiteler olabiliyor. Evet, onları da hatırlatmakta fayda var. Bizim en çok korktuğumuz tablo beyin tümörleri. Çünkü gerçekten denge merkezini tutan beyin tümörlerinde. Hastalar tabii ki nörolojik eşlik eden birçok semptomla geliyorlar ama hiç belli olmuyor. Sat baş ağrısıyla gelen, baş dönmesiyle gelen hastalarımız da var. Bunlarda da ilgili branş beyin cerrahisine yönlendiriyoruz hastalarımızı ki çoğunluğunda da zaten tümör cerrahisi uygulanıyor bu hastalarımıza. Şimdi yani işte denge sindirimiz, yani akustik nörolom dediğimiz bir hastalığımız var. Bu akustik nörolom dediğimiz hastalık denge sindirinin işitme ve denge sindirinin kılıfından kaynaklı iyi huylu bir kitle olması, yılda 1 milimetre büyümesine rağmen baş dönmesi, işitme kaybı gibi, yüzde uyuşma gibi semptomlarla başvurabiliyor. Çok sinsi seyrediyor, hayatın belli bir döneminde başvurabiliyor. Onları tespit ettiğimiz zaman da cerrahi yapmak gerekiyor onlara. Evet. Onun tedavisi cerrahi değil mi? Yani şöyle artık onunla ilgili de dünyada literatürde artık farklılıklar başladı. Tümörün boyutuna göre karar veriliyor. Eğer tümörün boyutu küçükse, çok ciddi semptomları yoksa brakiterapi veya gamma knife veya cyber knife tedavileri. Eğer daha büyük boyutlarda ve basit semptomlar varsa, ciddiyse veya gamma knife veya cyber knife'a yanıt vermemişse o zaman cerrahi uygulanabiliyor. Çünkü tümörün boyutu 1 ile 2 cm arası ve çok ciddi semptom yoksa artık onları cerrahi yerine daha çok gamma knife veya cyber knife tedavisine uygulanıyor. Doğru, çok önemli bir bölge çünkü. Yani beynin gerçekten çok önemli bir yerindeki bir... Hem ulaşılması çok zor cerrahi olarak. Ulaşılması zor bir cerrahi, evet. Hastanın yüz siniri sağlam olmasına rağmen cerrahiden sonra yüz felciyle uyanabiliyor. Ondan sonra hastanın işitmesi iyi olabilir. Tamamen denge sinirinden kaynaklanmış olabilir. Hastanın o kulakta işitmesi tamamen gidebiliyor. İşte cerrahiye bağlı olarak beyin sıvısı kaçakları, enfeksiyonlar gibi bir sürü problemlerle karşılaşılabiliyor. Büyük boyutlara ulaşmadığı müddetçe şu an cerrahi yerine daha çok gamma knife veya cyber knife uyguluyoruz. Evet. Onları. Gerçekten demin söyleyemedim. Kafeinle ilgili olarak nörolojide iş biraz değişik. Mesela kafeinin çok ilginç bir yeri var. Az aldığınızda ağrılara çok iyi geliyor ama fazla aldığınızda kafein tetikliyor. Yani bizde fazlası kesinlikle zararlı ama az bir miktarında mesela biz baş ağrılarında kafeinli ilaçlar hastalara veriyoruz ki kafeinli ağrı kesiciler veriyoruz ki hani baş ağrısı biraz yatışabilsin diye. O yüzden fazlasını istemiyoruz. Bizde de tartışma konusu. Yani yasaklayalım mı yasaklamayalım mı? Yani yasaklayalım diyenler de var, yasaklamayalım hiçbir etkisi yok diyenler de var. Yani KBB pratiğinde halen şey yok. Tam oturmuş bir değil. Daha tartışma konusu böyle. Şu an hani ben biraz yasaklayan kısımdayım. Kesinlikle fazla almalarının. Çünkü bunun bir ayarı olmuyor. Herkese göre fazla da değişik olabiliyor. Hasta bu sefer aynı şekilde semptomla size geri geliyor. Bazı tetikleyiciler sebebiyle. Sadece şöyle. Kısa süreli. Yani semptomların yatışsın. Her şey bitsin. Ondan sonra sıkıntı yok. Evet, ama burada aslında herhalde biraz hastalarımıza şunu da söylememiz lazım. Bilmiyorum katılır mısınız? Bol sıvı içmenin hem ağrı hem baş dönmesi gibi semptomları hafifletmede, işte egzersiz yapmanın, spor yapmanın gerçekten işte yediğimize içtiğimize de biraz dikkat etmenin gerçekten baş dönmesinde de işe yaradığını düşünüyorum. Tabii şimdi servikal patolojiler var. Onlardan hiç bahsetmedik gerçi. Şimdi lafı açıyoruz. Servikal patolojiler var baş dönmesiyle ilgili. Yani hastaların mesela servikal bölgede, boyun bölgesinde işte kireçlenme gibi, ondan sonra düzleşme, fıtıklar, veya oradaki oluşmuş adalelerde oluşmuş spazma bağlı olarak ve onlara bağlı işte seyreden romatizmal hadiselerde de servikal patolojilere bağlı olarak hastalar baş dönmesi yaşıyorlar. Ha, onun baş dönmesi çok böyle şey, şiddetli gürültülü değil, dengesizlik tarzında böyle daha şey hani. Evet.
halim seyirli bir baş dönmesi var ama kişiyi rahatsız ediyor mu? Rahatsız ediyor. Evet, evet, ama kesinlikle. Tedavisi tamamen servikal patolojinin düzeltilmesi. Çünkü. Gerçekten servikal patoloji çok ciddi boyuttaysa, çok ileri seviyedeyse gerçekten oradan geçen damara da yaptığı basıyla özellikle beyin kanlanmasını, beyin kan akımında azalmalara sebep olarak da gerçekten karşımıza çıkabiliyor. Ama dediğiniz gibi şiddetli olabilmesi için gerçekten ciddi bası yapan büyük bir fıtıktan bahsediyor olmak gerekiyor. Yani çok ciddi büyük fıtık olacak veya oradan kaynaklı çok ciddi bir tümöral kitle olacak. Evet, tümörler de buna sebep olabilir. Yani evet. Günlük pratikte servikal kaynaklı patolojiler çok şey. Yani diğer pozisyonel vertigo ve diğer bizim kulakla karşı yani kulakla ilgili olan baş dönmelerine baktığımız zaman çok hafif semptomların olduğu bir antite. Ama mevcut olan bu durumda servikal patolojiler de varsa o da ek katkıda bulunuyor. Semptomların daha da ağırlaşmasına sebebiyet verebiliyor. Özellikle yaşlı hastalarda. Evet, yaşlı hastalarda. Evet, evet, gerçekten doğru. Peki programımızın sonuna doğru yaklaşıyor iken baş dönmesiyle ilgili yani izleyicilerimize özellikle vermek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajlar var mıdır? Nelerdir? Biraz toparlarsak. Biraz toparlarsak yani şöyle baş dönmelerinin yani şiddetli baş dönmelerinin büyük çoğunluğunu pozisyonel vertigo oluşturur. Pozisyonel vertigo korkulacak bir rahatsızlık değildir. Evet. Çok rahatlıkla tanısı konulup tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ama atağı çok şiddetlidir. Hasta onu ömür boyunca unutamaz. Bir de baş dönmesi şikayetiyle başvuran hastalarımıza rutin olarak şunu söylüyorum. Ya bir daha benim başım dönecek mi? Bir daha o korkuyu yaşayacak mıyım? Hasta bu sefer ikinci olarak şeyi tetikliyor. Psikojenik vertigoyu tetikliyor. Evet. Korkma bir daha başın dönmeyecek. Yani o konuda ikna olduğu zaman çok hızlanıyor. Yani hastaların içinden o korkuyu atmalarını istiyorum. Yani tamam baş dönmesi hata yaşadım. Biliyorum. Ama artık şey korkma. Bu tedavi edeceğiz bunu. Semptomların rahatlayacak. Evet. Bu arada şey yapma. Ekstra bir psikolojik yük, bir psikojenik yük kendi üzerinde oluşturma. Çünkü o da bu sefer şeyi tetikliyor. Psikojenik vertigoyu tetikliyor. Evet, evet, evet. İyileşme sürecinde bu sefer hangisini ayırt etmek birbirinden çok zor oluyor. Ama psikojenik vertigolarda daha çok herhalde semptomlar değil mi? Daha yavaş. Yok, çok hasta bazen çok şey yapıyor da. Kendisi abartıyor. Abartıyor da. İşte nistagmus, Allah'tan gözler var. Evet, evet, gözler var, ayırıyoruz. Çok haklısınız. Çok önemli bir bulgu gerçekten vertigoda. Doğru. Gözlere bakıp ayırıyoruz bunu. Yani hastalarımıza söyleyeceğimiz şey bu. Ama tabii hani bir baş dönmesi düzelmiyorsa her zaman pozisyonel vertigo gibi iyi huylu, iyi seyirli bir durum olmayabilir. Evet. Cerrahi müdahale gerektirecek bir hadise olabilir. Bir tümörün belirtisi olabilir. Altta yatan başka bir romatolojik, immünolojik bir hastalığın belirtisi olabilir. Diğer şeylerden konuşmadık. Diyabetin bir bulgusu olabilir. Biliyoruz çünkü hani diyabet nöropati yapan bir hastalık. Evet. Yani nasıl gözlerde etkilenme yapıyorsa denge sinirinde de yaptığı etkilenmeden dolayı kronik baş dönmesi, dengesizlik gibi semptomlara sebebiyet verebiliyor. Yine hipertansiyon bunlar çok sık karşılaştığımız şeyler. Baş ağrısıyla beraber. Biz daha çok baş ağrısı görüyoruz ama baş dönmesi de olmuyor değil hipertansif hastalarda. Zaten bunlar damarsal patolojilere çok yatkınlar. Hem vertebrobaziler yetmezlik dediğimiz beyin kanlanma, beyin kan akışındaki yetersizlikle birlikte hipertansif hastalarda biz çok görüyoruz baş dönmesini ve denge problemleri. Bunların yani belirtisi olabilir. Biz sadece hastalarıma yani şunu söylemek istiyorum hastalarımıza. Biraz sabırlı olsunlar. Bu baş dönmesi düzelecek. Şey olacak, düzelmezse gerekli incelemeler yapılacak, gerekli tetkikler yapılacak. Altta yatan bir tümöral kitle, bir beyin hadise, bir damarsal hadise gibi bir problem yoksa çeşitli tedavilerimiz var, tedavi yöntemlerimiz var. Bunlarla hastalarımızı tedavi ediyoruz. Ama şey biraz o korkuyu üzerlerinden atıp sabırlı olmaları. Evet. Çocuklar için durum farklı mıdır? Yani çocuklar için durum biraz daha farklı oluyor. Genelde daha çok enfeksiyona sekonder olarak gelişiyor. Geniş vestibüler akvaduktus dediğimiz konjenital iç kulak sıvısının anatomik olarak salgılandığı yerdeki bir anomaliye bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Süperiyor semisirküler kanal deistansının bir bulgusu olabiliyor. Çocukluk çağının pozisyonel vertigoları var mı? Pozisyonel vertigolara karşımıza çıkabiliyor. Bir de çocukluk çağı da en çok baş dönmesinde epilepsi var mı yok mu altta yatan sebep olarak bazen hiçbir şey olmadan çocuk baş dönmesi şikayetiyle geliyor ama altta yatan bir epilepsisi var çocuğun. Evet, o yönden çok, çok dikkatli olmak gerekebiliyor. Evet.
Çocuklardaki şey biraz daha farklı. Pozisyonel vertigo çok nadir olarak görülüyor mu? Görülüyor. Evet. Ama çocuklarda genelde enfeksiyona sekonder oluşmuş hadiseler. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bilgilendik bir konuda. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet, sevgili izleyiciler, bu hafta vertigoyu konuştuk. Gerçekten çok önemli bir tablo. Altta yatan çok ciddi bir hastalığın bulgusu da olabilir. Verdiği bilgilerden dolayı Doktor Bey'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir programda tekrardan görüşünceye dek sağlıkla kalınız.